Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden sert tepkiler geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye'li gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, daha önce de söylediğimiz gibi sosyal medya sitelerine erişimin engellenmesi önerileri hakkında oldukça endişeliyiz. Demokrasiler kamudan gelen farklı seslerle güçlenir dedi. Twitter'ın kapanması Avrupalı parlamenterlerin de gündemindeydi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Stefan Füle, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında yasaktan derin kaygı duyduğunu dile getirdi. Füle, iletişim özgürlüğü ve bunun nasıl yapılacağını serbestçe seçebilmek temel bir Avrupa Birliği değeridir dedi. Avrupa Komisyonu'nun dijital işlerden sorumlu yetkilisi Neelie Kroes, yasağı temelsiz ve korkakça olarak nitelerken, en sert eleştiri Avrupa Parlamentosu'nun Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svoboda'dan geldi. Svoboda erişimin engellenmesini ifade özgürlüğüne açık bir saldırı olarak niteledi ve Erdoğan yön duygusunu ve dengesini kaybetti dedi. Svoboda, Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri sürecindeki Türkiye'nin temel insan haklarına saygı gösterme zorunluluğu var. İfade özgürlüğü temel insan hakkıdır ve Erdoğan'ın otoriter baskıları başarıya ulaşmayacaktır yorumunu yaptı. Bir eleştiri de Almanya'dan geldi. Angela Merkel hükümetinin sözcüsü, Türkiye'nin özgür iletişim anlayışı Almanya ile uyuşmuyor. Bizim anlayışımızda ifade özgürlüğünü kısıtlamak veya herhangi bir iletişim çeşidini kesmek yer almıyor dedi. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de Twitter hesabından Türkçe paylaşılan mesajda Türkiye'deki GSM operatörlerinin kısa mesaj servisleriyle nasıl tweet edilebileceğini anlattı.